Şöylesine bir alım. Sevgili kardeşim, senin isim, soy isimle bir tanıyabilir miyiz? İsmim Dursun, soyadım Delioğlu. Delioğlu. Ama Delioğlu değilsin pek, akıllısın. Göreceğiz şimdi. Gel. Bakalım, sorulardan görelim. Şu an Demirözü'nde mi oturuyorsun? Evet, yazları. Yazın geliyorum. Yazları. Evet. Kışın neredeyiz? Kışın İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorsun. Peki, Şile'de oturduğunu söyledin, evini evet. Sattın, buraya evet. Yatırımı yaptın. Evet. Ağlayan kayalarda. Evet. Şimdi bunu anlamadım biraz ben. Nasıl? Şimdi kışın niye burada durmuyorsun? Kışın yani işlerin nedeniyle çocuklarımın orada oluşuyor. Oluşuyla. Tabii. Yazın geliyorum, 3 aydan fazla kalıyorum. Güzel bir ev yapmışım. Her şeyde yani karariferini, mararifenini hepsini yapmışım ama kışın kalmıyorum. Çünkü torunlar ve çocuklar var. Çocuklar var. Evet. Peki Şile gibi bir ilçe, çok farklı bir yer. Ben de oturduğum için biliyorum Şile'de. Orada Ağlayan Kayalar'ın üstü çok görsel, güzel bir yerdir. Doğanın en güzel yeri ama... ama neden geldin? Ama komşum yoktu, dostum yoktu, arkadaşım yoktu, memleketim değildi. Karar verdim. Komşu kalkıp sabahleyin selam vermez, etmez, eylemez. Ben dedim ki benim bura yerim değil. Ben memleketimi seviyorum. Orada doğdum, büyüdüm. Kardeşime söyleyeyim. Sattım orayı, geldim burada, yer yaptık. Memleket sevdalısı. Şimdi o sattığın daire bugün orada 1 milyonun üstünde. Tabii. Buradaki oranın sattığından aldığın para buradaki daireyi ne eder? Şu burada an... yani taş çatlasın 300 bin lira yapar. 300 bin lira yapar. Pişman mısın? Yok, hiç asla. Vay ben benim kardeşim. Memleketim benim. Vay benim yani kardeşim. Ben onu bilerek yaptım. Vay benim kardeşim. Yani benim inşaat ticareti yapmışım, restorançılık yapmışım. Çok çeşitli dallarda işim olmuştur. Bu vatan sevdası mı bu şimdi? Tabii memleket sevdası, başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Senin gibi hevşerlerime benim ihtiyacım var. Teşekkür gerçekten ederim. İhtiyacım var böyle. Ne söylemek istersin bu devamlı gurbetçi gidip gelen kardeşlerimize? Memleketimiz güzel, insanlarımız sıcak. Yatırım yapsınlar. Yerimiz soğuk ama. İnsanı sıcak. İnsanı sıcak. Önemli olan da bu. Dostluk, arkadaşlık. Biz bu köyde doğduk, büyüdük. Hep kardeşçe büyüdük. Bura Demirözü. Yani insanların bir mozaik oluşu var burada. Evet. Bu mozaik oluşu 100 yıldan beri geliyor. Bir asırdan beri. Büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimizden aldığımız terbiye, ahlak doğrultusunda burada devam ettirmek istiyoruz. Eş dost çok. Böyle gidip gelmekle olmaz. Ara sıra böyle tam bir yatırım da yapmalılar öyle. Yatırım derken emekli olduk maalesef. Biraz işlerim iyi gitmedi. Ben şimdi sadece bu ev yapıp da bu yazlıkçı gibi gelip gitmek bu uygun değil. Kısmet olursa burada bir tarlam var. Yatırım. Tarlamın parseller parselasyona girmiş. Onunla mücadele ediyorum. Birkaç tane verese var. Onları tamamladıktan sonra yaklaşık 36 parsel çıkıyor. Tam Demirözü'nün çıkışta ilk solda. Orayı parselleyip inşallah değişik yatırımları düşünüyorum. Şimdi asıl o sıra ben teşekkür ederim sana. Teşekkür ettim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim.